Evet, selam beyler, selam arkadaşlar. Ne var ne yok. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu sefer gene biraz dışarı çıktım hava almaya. İş günü sonrası. Ondan sonra bir de kahvemi aldım. McDonald's'tan. Kahvemde böyle bir, benim bir yerim var burada. Bizim şeyde böyle civarda yani. Çekerim oraya. Biraz böyle takılırım ben. Dedim burada böyle takılırken biraz dedim muhabbet edelim. Muhabbet edelim. Şimdi konu ne? Muhabbet konusu ne olsun? Havalar nasıl falan diye gitmeyeceğiz tabii değil mi? Şimdi gerçi havalar burada bayağı ısınmış durumda yani şu anda gayet güzel. Konu şu. Sadede gelelim. Fazla lafı uzatmayalım. Bazı yeni düzenlemeler var. Gelişmeler, kanunlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde immigration, göçmenlik kanun olaylarıyla ilgili olarak, bu durumları düzenlemeyle ilgili olarak. Bir de gene aynı konu üzerinde başka bazı gelişmeler var. Onlara da değineceğim. Belki bu, belki değil yani. Bu önümüzdeki pazar günkü canlı yayında da gene bu konulara değineceğiz tabii. Değinebiliriz. Ben ayrıca böyle bir video yapayım dedim. Burada durmuşken böyle boş oturmayalım dedim. Böyle bir şey yapalım. Konu şu, bu kanunla bahsetmiş olduğum yeni gelişmeyi ben bugün öğrendim. Henüz kanunlaşmadı. Onu anladığım kadarıyla henüz kanunlaşmadı. Başkanın onaylaması gerekiyor kanunlaşması için. Bu onay yani büyük olasılıkla olabilirliği var ama hani bir şans olarak da onaylama edebilir. O da var yani. Şimdi olay şöyle. Asylum seekers dedikleri asylum olayı var ya. Asylum neydi? İltica değil mi? İltica olayıyla ilgili. Şimdi iltica prosesi nasıl oluyor? Örneğin bir Türk vatandaşı Meksika'dan giriyor değil mi? İllegal olarak. Yasal, yasa dışı olarak, kaçak olarak. Girdikten sonra tipik rutin nedir? Ne yapıyorlar? Gidiyorlar teslim oluyorlar. Border Patrol'e. Border Patrol'e teslim oluyorlar. Yani sınır güvenlik korumaya, sınır korumasını teslim alıyorlar. Onlar da bu kişileri ne yapıyorlar? Kamplara koyuyorlar. Orada işte bir süre tutuluyorlar değil mi kamplarda. Daha sonra işte eğer içeriden onları bir tanıdık, eş dost, yani akraba, yakın akraba filan birileri varsa onlar hakkında bir nevi garantör şeklinde, sponsor filan şeklinde o zaman salıveriyorlar. İçeri giriliyor. Şimdi bir de iltica başvurusu olayı oluyor, yapılıyor ve iltica başvurusu içinde biliyorsunuz ileriki tarihlere mahkeme günü veriliyor filan. Yıllar sonrasına verilebiliyor yani bu. İşte malum bildiğiniz süreçler 150 gün içerisinde çalışma izni gelme durumu var, geliyor yani. Ne yapıyor dedim ya, herif arkadan az daha bana vuracaktı geri gelirken uyar. Hayda Allah ya, neyse. 150 gün içerisinde geldiği zaman da işte çalışma hakkını yasal olarak SSN numarasıyla çalışma hakkını elde etmiş oluyor bu kişi. Buraya kadar bildiğiniz hikaye. Şimdi yeni tasarıya göre yeni kanun teklifi şöyle. Bu kadar kişi içeri girmiş oluyor bu durumda. Yani içeri giriyorlar ve mahkeme gününe kadar bu yıllar olabiliyor. Değil mi? İşte çalışma izni falan geliyor. Ve bu bir şey yaratıyor. Bir izdiham yani. Bir şişkinlik yaratıyor bu durumda. Yani immigration, illegal immigration konusunda bir şişkinlik yaratıyor. Yani bu bir problem olarak görülüyor ve buna karşı yeni bir kanun teklifi getirdiler. Bu da şöyle bir şey. Kişi kaçak olarak girdiği zaman yine gidiyor teslim oluyor. İşte yetkililere teslim oluyor. Aynı şekilde kampa gidiliyor. Kampta bir iltica mülakatı yapılacak. Bu yeni teklife göre. Şu ana kadar böyle bir şey yoktu. Yeni bir iltica mülakatı yapılıyor. Eğer bu mülakatta kişi reddedilirse, yani şöyle reddedilirse, diyeceksiniz ki mahkemesi olmadan mı reddediliyor? Yani çünkü normalde mahkeme veriyorlardı.
Bir şekilde ilticaya başvurma konusundaki gerekli temel bazı şeyler belirlemişler. Maddeler, koşullar. İlticayı konusunda kabul edilme konusunda senin şeyini şansını yükselten bunlar konular, maddeler. Eğer oradaki mülakatı yapan yetkililer ilticaya başvuranı buna uygun görmezlerse reddetme hakkı onlara veriliyor bu yeni kanun teklifinde. Ve eğer reddedilirlerse de aynı gün içinde sınırdan geri gönderiliyorlar. Yani nereye gider? Geri götürülmüyorlar. Yani ben bekleyelim şimdi bunu alalım da içeride bir süre dursun da işte bir sonra bunu uçaklarla geri gönderelim. Bunlar yapılıyordu. Onu da kaldırmışlar bu şartlar altında. Direkt olarak şeyden geri gönderiyorlar. Söyleyin ona adam işte sınırdan geri gönderiyorlar. Yani Meksika sınırından girmiştin ya, hadi gerisin geri Meksika'ya. Artık ondan sonra ne yaparsan yap diyor. Karışma. O beni ilgilendirmez diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Benim anladığım gene sorular soruluyor tabii mülakatta. Tabii gayet bunlar yani mülakat yapma konusunda bunlar uzman insanlar. Yani bir ajan tarzı uzmanlık bu. Mülakat konularında. Orada eğer bu kaçak kişiden economic migrant diye bir olay var. Economic migrant. Aynen böyle yazılıyor ve söyleniyor. Yani buraya Amerika'ya sen çalışmak için geldin, para kazanmak için geldin. Şimdi diyeceksin ki başka ne için gelecektik diyeceksin. Şimdi iltica edenler normalde iltica nedeni değil şey. Ekonomik koşullar iltica nedeni olarak kabul edilmiyor. O yüzden zaten şu anda normalde iltica başvurularının ülke çapından bahsediyorum. %85 civarında red var. Yani %90'a yakın hatta. Bazı yerlerde biraz daha fazla kabul şansı var, bazı yerlerde çok daha az. Bir iltica maddeleri arasında malum konular var. Yani ben ülkemde işkence görüyorum. Ben ülkemde hayati tehlike içindeyim. Her an öldürülebilirim. Ailem hayati tehlike içerisinde. Karım, çoluğum, çocuğum öldürülebilir. Bunlar iltica nedenleri olarak biliyorsunuz. Asıl yani ana nedenler olarak bunlar kabul ediliyor. Tabii bunların da ispat edilme durumu var. O ayrı bir konu. Oraya değinmiyorum. O ispat sürecine değinmiyorum. Sorularla eğer bunlar kişinin yani mülakatı yapan kişi üzerinde ekonomik migrant denen yani iltica amacının para çalışma para kazanma ekonomik koşullarla ilgili olduğu imajı edinirse bu şahıs yani mülakatı yapan görevli orada reddi vurabiliyor. Bu şekilde de geri gönderiliyor. Çünkü dediğim gibi ekonomik koşullar yani sen istediğin kadar ülkende çok fakir durumdayım geçinemiyorum de. Hiçbir şekilde bu iltica için bir neden olarak kabul edilmiyor. Şimdi böyle bir durum işte bu kanun ya bugün sanırım bugün itibariyle teklif olarak ya verildi ya verilmek üzere hazırlanıyor. Yani şeye sunulacak işte hani Türkiye'deki tabirle meclise sunulacak diyelim. Burada işte senatoya sunulacak, kongreye sunulacak. Ve oradan eğer onay alırsa da yürürlüğe girecek. Şimdi bunun sonuçları, potansiyel sonuçları ne olabilir? Yani sizin de burada çok iyi gördüğünüz gibi şu anda halihazırda bulunan süren iltica süresi de büyük bir değişiklik oluyor. Çünkü kaçak gireni içeri alıyordu. İltica başvurusunu yapmış, mahkeme günü tespit edilmiş ama içeri gönderiyor, içeri bırakıyordu. Mahkeme gününe kadar hatta işte 150 günde bekle diyor. Çalışmak izni vereceğim sana, SSN falan vereceğim. Hayatını kazan mahkeme belki 5 sene sonra çünkü değil mi?
Şimdi değil diyor. Bu da böyle olmayacak. Çünkü dediğim gibi bunun nedeni 12 milyona yakın insan, yani 12 milyon civarında kaçak girdi ülkeye son 3,5 yılda. Biden administration döneminde, Biden iktidarı döneminde son 3,5 yıldır 12 milyon insan girdi. Şimdi 12 milyon, gerçi şunu da söyleyeyim arkadaşlar, son Aralık'tan bu yana geçmiş olan 5 ay içerisinde bu alınan önlemlerle, ki çoğu biliyorsunuz Texas'ta büyük engeller, büyük bir çaba sarf edildi bunu düşürmek için. Sanırım yüzde olarak yüzde yarıya, %50'ye yakın bir düşüş var giren miktarında. Aylık itibariyle, ay bazında baktığımız zaman sınırdan girenlerin aylık rakamı Aralık ayında, Aralık 2023'ün Aralık ayında 250 bin imiş. Bugün Mayıs ayında, pardon, geçtiğimiz Nisan ayında bu rakam işte aşağı yukarı işte 130 binlere falan inmiş durumda. Yani neredeyse yarı yarıya. Böyle bir durum var. Diyorlar ki bu 12 milyon insan zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki o sanctuary şehirlerde, sanctuary şehir hani kaçakların özel korumalarının olduğu bir yer. Diğer şehirlere nazaran onlara karşı işte ICE agentları, ICE polisi, ICE teşkilatının polis birimlerinin yetkisi yok. Bu sanctuary city'lere, şehirlere girip onları kaçakları araştırma ve bunları bulma ve bunları işte tevkif etmeye, deport etme gibi yetkileri yok. Ancak bu işte bu yüzden zaten o şehirler dolmuş durumda. Yani New York, Chicago, Denver, San Francisco, Los Angeles gibi şehirler sanctuary şehirler. Bu yüzden bunların hepsi dolmuş durumda. Şimdi bu nereye kadar idare edeceğiz diyorlar. Yani 12 milyon muazzam bir şey yaratmış durumda. Bunun maliyeti de çok yüksek. Yani böyle toplam maliyeti falan sadece New York şehrine 90 milyarla falan bahsedilen rakamlardan konuşuyoruz. Yani bunların işte bakımı, her türlü sağlık, çocukların eğitimi, giydirmesi, yedirmesi, içirmesi, korunması, barınması, yani bütün bunlar söz konusu. Burada milyonlarca insan bir anda gelmiş olduğu için 12 milyon insan için böyle bir sistemin hazırlanması çok büyük paralara bakıyor. Yani burada sadece New York'ta böyle bir paradan bahsediyorsak, düşünün ülke çapında nasıl bir şey para harcanmış durumda. Yani o yüzden bunun diyorlar nereye kadar biz bunu götüreceğiz? Yani bunun sonu yok mu? Bu böyle gitmez. Oraya gelmiş durumdalar. O yüzden de böyle bir kanun teklifi hazırlanmış durumda. Onu söyleyeyim. Şimdi bu söyleyeceklerimden bir tanesiydi. Ona değinmiş olduk bu şekilde. İkincisi de şöyle. Meksika'dan kaçak giren gene Türklerle ilgili, ama bu spesifik olarak Türklerle ilgili. Bu bahsettiğimiz geneldi, yani genel bir kanun, herkes için geçerli olan biz bu kanun tabii ki, yani sadece Türkler için falan değil. Ama bir başka bir durum var. O da şu, onu da sanırım arkadaşlar bildiğiniz bir şey, belki tekrarlıyor durumunda olacağız ama onu da yeri gelmişken, yani konu üzerinde konuşurken tekrarlayalım dedim. O da şöyle. Ya biliyorsunuz Meksika'ya giren Türk sayısındaki patlama şöyle olmuştu. Önce o rakama bir bakalım. 2 sene, 2 küsür sene önceydi, 2,5 belki. Meksika'dan kaçak giren Türk sayısı 1200 civarında iken, bu rakam bugün 2023 son itibariyle, bilinen rakamlar bunlar, 50 bine ulaşmış durumda. Yaklaşık söylüyorum tabii. 50 bine ulaşmış durumda. Bu daha yüksekte çıkarsa da şaşırmam. Onu da söyleyeyim, 50 bin diye bir rakam var en azından bildiğimiz. Şimdi bu bir patlama değil mi yani arkadaşlar? Yani 2,5 senede 1200 kişiden 50 bine patlamak demektir bu yani. Müthiş bir artış. Tabii bunu herkes farkında. Meksika'sı farkında, Amerika'sı farkında, yani herkes farkında. Bu durumda Meksika hükümeti bildiğiniz gibi bir karar almıştı. Ve Türkiye'den gelen uçuşları kabul etmiyordu. Mesela Türk Hava Yolları'nın oraya uçuşları yok, kabul etmiyordu yani. Ne olursa olsun kabul etmiyor. Bu durumdan dolayı bu şekilde kaçak girmek için Meksika'ya gitmeye çalışanlar şey değiştirmeye başladılar. Ne derler? Güzergah değiştirmeye başladılar. Direkt olarak Türkiye'den Meksika uçuşları iptal edildiği için, ya da olmadığı için, artık izin verilmediği için yani. Örneğin
Avrupa'dan, yani Almanya'dan, Hollanda, Fransa, İspanya gibi ülkelerden Meksika'ya direkt uçuşları denediler. Yani önce o ülkelere gidip oradan bilet alıp işte oradan gitme şeklinde. Buna da uyandı Meksika hükümeti. Ve tek tek bu ülkelerle bir anlaşmaya vardı. Bu ülkelerden de Türk yolcuları kabul etmiyoruz dedi. Şimdi bu durumda ne oldu? Meksika kapısında büyük bir zorluk ortaya çıkıyor. Sanırım bu şartlar altında bazı gene Türkler başka türlü yaklaşımlar, daha yaratıcı böyle çözümler düşünüyorlar. Bunlar bir şekilde Güney Amerika ülkelerinden birine gitmek şeklinde. Yani bu herhangi biri olabilir. El Salvador olabilir, San Salvador olabilir, Guatemala, Arjantin, Şili. Bunların herhangi biri olabilir. Gidebiliyorlarsa, hangisine artık hangisine uyarsa diyelim. Hangisi alırsa. Eğer mesela diyelim ki adam şeye gidiyor. İstanbul'dan işte ne bileyim Şili'ye gidiyor. Veya Guatemala'ya gidiyor veya Bolivya'ya gidiyor. Ve oradan tıpkı diğer o ülkelerde yaşayıp da Amerika'ya girmek için Meksika sınırına giden insanlar gibi onların kafilesine katılma herhalde durumunu düşünüyor. Yani onlarla beraber işte gene aynı metotlarla, yani kartelle para vermek filan şeklinde. Ama güzergahta böyle bir değişiklik düşünüyor, ama bu böyle, tabii ki yani burada büyük bir şeyde rakamda bir etki yaratacak. Yani ya da yaratmıştır şu ana kadar diye düşünüyorum. Yani bu mesela bugüne kadar olan o zıplama vardı ya, 1200'den 50.000'e atlama olayı son 2,5 senede. Yani artık böyle bir zıplama olması çok zor görülüyor. Hatta bu rakamların bence oldukça da aşağı çekilme durumu var. Yani ne bileyim, ben şey olarak, hacim olarak bilmiyorum. Bu ortalama ayda kaç Türk geldi veya bir sene içinde kaç Türk geldi, ama aylık ortalama hesap çıkartırlarsa herhalde bunun büyük bir düşüş, en azından yarı yarıdan fazla bir düşüş olacağına ben eminim yani. Hani mantık onu gösteriyor az çok. Bu gibi zorlaştırılmalardan dolayı. Bu da gene işin bu kaçak tara kısmıyla ilgiliydi. Onu da bunun güzergah ve o bağlamdaki zorluklara değinmek istedim. Onun yüzden söylemek istedim. Ve gene konuyla, aynı konuyla ilgili olarak da şey olarak, yani Meksika'dan girme konusuyla ilgili. Her zaman bizim canlı yayınlarımızda da yeri geldikçe tekrar etmekten asla kaçınmadığım bir şeydir. Gene bakın, yeri geldi gene söyleyeceğim. Ben hiçbir şekilde, hiçbir YouTube canlı yayınında, yani pazar günleri bizim yaptığımız canlı yayınlar olsun, herhangi bir şekilde bana zaman zaman bana arkadan, yani özel olarak gelen sorular da olabiliyor, e-mail şeklinde. Onlar olsun. Direkt veya dolaylı olarak olabiliyor bu sorular bazen. Hiçbir şekilde ve hiçbir şart altında ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun, ben insanlara kaçak girişi kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Bu konuda zaten beni tanıyan arkadaşlar, yani canlı yayınlardan da gayet iyi bilirler, bizi takip edenler. Bu konulara benim asla yanaşmadığımı, tasvip etmediğimi, bu konuda bir öneride bulunmadığımı, hele hele hani bir güya akıl verme, bir yol yordam gösterme gibi şeylere asla girmemiş olduğumu da çok iyi bilirler. Özellikle benim kanalımdaki playlist'e gidip oradaki bazı sanırım Amerika Günlükleri adı altındaki playlist'te olacak o. Ben Meksika'dan kaçak girişle ilgili detaylı bir video da yapmıştım. Birden fazla da olabilir de şu anda aklıma gelen o bayağı detaylı da çeşitli görseller kullanarak yapmıştım. Bunun ne gibi potansiyel korkunç sonuçlara da yol açabileceğine dair. Onlarla ilgili de bir şey söylemek istiyorum şimdi. Bugün izlemiş olduğum bir kongreden bir görüntü vardı. Bu kongreden görüntü şöyle.
Demokrat senatörler olsun, Republican senatörler olsun. Sadece senatör de değil, şeyler de katılıyor buna. Temsilciler de katılıyor. O yüzden kongre diyoruz. Kongre iki başlı. Senatörlerden oluşuyor, Senate diye geçen. Bir de temsilcilerden oluşuyor, Representatives. Bunların ikisine iki ayrı house, yani ev gibi düşünün, öyle deniyor, o tabir kullanılıyor. İki ayrı house, bunlar kongre başlığı, umbrellası yani şemsiyesi altında anılıyor. Dolayısıyla senatör kısmında senatörler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyaletten iki tane senatör vardır. Toplam 100 senatör. Bir de eyalet büyüklüklerine göre, onların bir formülü vardır. Her eyalette değişkenlik gösteren temsilci sayısı vardır. Representative diye geçer bunlarda. Bu kongrede senatörler olsun, bazı temsilciler olsun sorular soruyorlar. Bir soruşturma soruşturma gibi diyebilirsiniz buna. Yani polis soruşturması değil tabii bu ama kongre seviyesinde, yani en üst düzeyde yapılan bir mülakat mı diyelim buna, bir nevi soruşturma gibi geçen bir süreçtir bu. Ve orada bazen ki oraya çok yüksek, yani karşılarına getirdikleri insanlar, ne bileyim, Department of Homeland Security'nin başındaki adamı getirdiler orada, rezil ettiler. Zaten görevden aldılar adamı. Yani sorularıyla böyle resmen çocuk azarlar gibi azarlıyorlar yani. Onun gibi olabiliyor. Şimdi böyle bir işte, bunlardan birini izliyordum gene bugün. Bu konularla ilgili ben zaten takip etmeye çalışıyorum. Bu konuşmaları, bu soruları falan, bu süreçleri. Şöyle bir karşılarına getirdikleri kişi şeydi bu sefer. Border Patrol başındaki adamdı. Yani Border Patrol'un direktörüydü adam. Onu getirdiler. Yine aynı şekilde format. Senatörler, onlara verilen süreler var. Süre limitleri dahilinde söz hakkıyla alarak bu süre dahilinde sorularını soruyorlar. Yorumlarını yapıyorlar falan. Bu adam, yani direktör olan adam da cevap vermek durumunda bunlara. Şöyle bir bayağı adam, şöyle söyleyeyim yani, çok samimi, bayağı kızgın, bayağı yani çok şeyler görmüş ki, dolmuş adam yani. Öyle bir şeyler anlattı ki adama, herkese orada. Yani herkes böyle dinliyor. Adam dedi ki, şurada dedi, şu bütün dedi kongrede dedi, benim kadar orada bulunan biri yoktur dedi. Ben dedi orada en ince ayrıntısına kadar oradaki herkesle, göçmenler dahil, yani göçmenler olsun diğerleri, herkesle konuşuyorum dedi. Herkesin, birçok kişinin hikayelerini dinliyorum dedi. Ben dedi bıktım, usandım, yoruldum. Kalbim artık dedi kaldırmıyor dedi. Konuştuğu konu ne adam biliyor musunuz? 6 yaşındaki, 7 yaşındaki kızların defalarca, sürü halinde ve defalarca kartel üyeleri tarafından uğradıkları tecavüzler. Sayısız orada öldürülen insan. Bunun dışında kartelin eline şu şişeyi, şu çölü geç dediği zaman, koskoca Arizona'daki çölden bahsediyor, Mojave çölüdür. O çölde geçerken hayatını kaybedenler, aramalarda işte bulunan iskeletler. İskelet, çünkü niye iskelet diyorum? Kurt kuş derler ya, kurda kuşa yem oldu. Aynen böyle. Kurda kuşa yem oldukları için iskeletleri kalıyor sadece. Kalan iskeletlerden belli. Küçük çocuk var, kadın var, erkek var. Var da var. Bunun dışında bu şeyden kaçak olarak girenler vasıtasıyla kartel aynı zamanda uyuşturucu ticaretini sürdürmekte ve ülkeye fentanil sokmakta. Fentanil Çin'den geliyor arkadaşlar. Büyük olasılık, yani büyük olasılık değil ya, büyük miktarda Çin'den geliyor. Olasılık %100 oradan geliyor da. Ve her gün ortalama olarak 300 gencin canına mal oluyor, hayatına mal oluyor bu ülkede. Korkunç bir şey. Korkunç bir ilaç. Ölümcül bir ilaç. Bütün bunlara diyor, ben diyor görevim dolayısıyla ben ve işte benim altımda çalışan bütün elemanlar, hepsi diyor bunların böyle şeylere maruz kalıyorlar. Orada birçok immigrant orayı geçmeye çalışırken, orada bir su vardır, suyu geçmeye çalışırken boğulanlar, onları yardıma işte koşuyorlar, şu bu. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Kartel zaten
korkunç insanlık dışı bir suç örgütü. Yani kartel inanılmaz bir suç örgütü. Bunlardan birinde de hatta şöyle bir şeye rastladım. Yakında onu da öğrendim. Bir Türk çift, Türk karı koca avukat bunlar. Kartel vasıtasıyla, kartele para vererek sınırdan geçme durumu. Parasını ödemişler. Adam başı biliyorsunuz, para ödüyorlar. Kartel bunlardan diyor ki, şimdi diyor sizden diyor bir ricamız olacak diyor. Ricaları şöyle. Fentanil ilaçlardan bahsettik ya, uyuşturucu. Onu geçireceksiniz diyor. Reddediyorlar. Sen misin reddeden diyorlar. Sabahlara kadar dayak. Sabahlara kadar. Artık ister istemez kimse dayanamaz yani böyle bir şeye. Kabul ediyorlar. Geçiyorlar sınırdan ve teslim oluyorlar herkes gibi. Rutin işte dedik ya, süreç rutin. Teslim oluyorlar Border Patrol'a, sınır güvenliğine. Ve bu durumu anlatıyorlar gayet samimi bir şekilde. Çünkü korkuyorlar. Haklı olarak, yani haklı olarak korkuyorlar. Tabii bunları hemen gerekli müdahale ediliyor, yapılıyor, anlatıyorlar. İşte onların herhalde bir kliniğe gönderiyorlar. Orada içlerindeki o şeyler, paketler çıkartılıyor falan, ayrı konu. Ama ondan sonraki muamele şöyle. Direkt ve otomatik olarak şey kategorisine alınmışlar. Uyuşturucu trafiği yapan kategoriye alınmışlar. Yani onlar bilerek ve isteyerek yapmıyorlar bunu. Zorlanmışlar, işkence, dayakla yapmışlar. Onu da biliyor onlar yani. Onu da bilmiyor değiller ama proses bunu gerektiriyor diye bunları o kategoriye almışlar. Şimdi o insanlara ne oldu? Arkasını bilmiyoruz. Yani ondan sonraki olayları bilmiyoruz. Yani kısaca şunu da biraz söylemek istiyorum. Şu konuya biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. YouTube'da gördüğünüz her bir zıp çıktı Türk'ün yaptığı, bakın ben duvardan nasıl atladım, bakın suyu nasıl geçtim, bakın Meksika'dan Amerika'ya nasıl girdim videolarına karşılık, bilmediğiniz, öyle düşünün, kim bilir daha neler var ve ne hikayeler var. Onları duyabileceğinizi zannediyor musunuz? Karısına, kızına tecavüz edilen adamın bunların videosunu yapacağını düşünebiliyor musunuz? Oradan geçerken ölenin ailesinin video yapacağını düşünebiliyor musunuz? O acıyla. Perişanlık, rezillik çeken bu avukat karı kocanın, bu çiftin böyle bir video, herhangi bir video yapacağını siz aklınız kesiyor mu? Ama aralarından bir tane iki tane çıkmış, zıp çıktı hergele. Bak ben nasıl atladım diye video yapıyor. Ve bu videolar maalesef korkunç derecede yanlış bir algı yaratıyor. İşin arkasında böyle gerçekler var. Tabii biz bunları söylüyoruz burada. Şunun da gayet iyi farkındayız yani. Gayet iyi farkındayız. Yani o kadar da saf değiliz. Türkiye'de bu hıyarların videolarını izleyip etkilenecek olan genç 20'li yaşlardaki etkilenmeye çok açık yaşları itibariyle ve durumları itibariyle. Artık şunları veya bunları itibariyle. Birçok, binlerce, birçok derken genç var. Bunlar için bu lafların bir anlamı yoktur. Ancak biraz olsun gerçekleri yansıtmaya çalıştığımı iddia ediyorum. Uğraştıkları zaman görecekler ki durum, duydukları hikayelere, amcaoğulları, dayıoğulları falan vardı ya, hani meşhurdur onlar değil mi? Amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu, bir tane de amca kızı duymazsınız. Ya hep amcaoğlu falandır bu arada. Öyle olmadığını işin başında yavaş yavaş anlamaya başlayacaklar. Daha kötüsü, gene burada benim şahsen tanıdığım, gene aynı yollardan girmiş olan, biraz daha nispeten şanslı olan biri. DoorDash yapıyor. Bizim buralarda, Minnesota'da.
Daha önce New York'taydı. Bize anlattığı şöyle. O da yani bir seneye geçti burada. İlk sene içerisinde bu şekilde gelenlerin kendi tanıdıkları arasında dönme oranı müthiş. Bunlar da video yapmıyorlar. İçlerinden çok az harbi delikanlı diyebileceklerim var. Ve açık ve net bir şekilde koyuyor adam oraya. Kardeşim ben yapamadım döndüm. Şimdi bunda hiçbir şey yok. Sakınca ayıp hiçbir şey yok. Çünkü ne fikirlerle geliniyorsa ki değil mi öyle yani ne umutlarla ne hayallerle geliniyor. İşte kaçak girilecek. Rezaletin, sefaletin kralı çekilecek. Ama Amerika işte taşı toprağı altın. Sonuçta parayı kıracağız, zengin olacağız falan. Bu olayın böyle olmadığını maalesef arkadaşlar samimi konuşuyoruz değil mi? Şurada samimi olalım. Seve seve öğrenecekler. Burada belirli şartları sağlamanın ön koşullarının neler olduğu konusunda o yüzden biz her pazar canlı yayınlarımızda bu konulara elimizden geldiği kadar değinmeye çalışıyoruz. Ben arkadaşlar size şu kadar söyleyeyim. Bunca senedir, ben 2 senedir yapıyorum bu yayınları. Bakın 2 hatta ne ikisi ya. Daha fazla ya. 2,5 seneye geçti. 2,5 senedir her hafta düzenli olarak kaçırmadım hiç. Kaçırmaya da niyetim yok. Allah izin verirse yapabildiğim kadar yapacağım. Yani tabii işler izin verdiği kadar olur ya başka bir şu olur, sıkışıklık olur filan. O zaman zaten ben bunları söylerim yani izleyici kitleme. Orada bir sıkıntı yok. Ama şunu çok iyi bilsinler ki, bilin ki ben vaktim müsait olduğu kadar, imkanım olduğu kadar yapacağım ben. Bakın size şu kadar söyleyeyim. Şu konuştuklarından var ya, diyelim ki binlerce bu şekilde gelen genç arasında, yani kişi arasında, bir ya da iki kişi sırf benim bu söylediklerimi dikkate alıp bir daha düşünürse, bakın bir daha düşünürse diyorum, karar değiştirirse demiyorum, bir daha düşünürse ciddi olarak, ben kendimi bu yaptığım maya çalıştığım işe konusunda, faaliyet konusunda şanslı hissedeceğim. İşe yaradığımı hissedeceğim bu konuda. Çünkü benim amacım burada bu konu üzerinde etraflıca bir farkındalık yaratabilmek. Bu farkındalığı yaratabilmek, oluşturabilmek ve konuyla ciddi olarak ilgilenen kişilerin, bu kişilerin içerisinde Meksika'dan kaçak girmeyi de düşünenler, planlayanlar, bunun için bunun masraflarını onlar da çok iyi biliyorlar. Para biriktirenler, bunun detaylı ve ayrıntılı planlarını yapanlar. Onların kafasına bir soru işareti yerleştirebilirsem, bir şüphe yaratabilir, ekstra bir sorgulama sürecine onlara sokabilirsem, kendimi hakikaten başarılı addedeceğim bu konuda. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim burada bu kadar. Hala kahvemi içiyorum. Buradan da şeye gideceğim. Spor salonuna gideceğim. Biraz idman yapacağım. Oradan da eve. Evet arkadaşlar, yine güzel bir muhabbet yaptık. Zamanınızı ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.